Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Kasım aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş 21 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Sizin 9. evinizi aydınlatacak. Kasım ayına güçlü başlıyoruz. Çünkü zaten Ekim ayının sonunda 31 Ekim'de biliyorsunuz Boğa Burcu'nun 8 derecesinde Uranüs etkili bir dolunay meydana geldi. Ve bu dolunay tesirleri doğal olarak Kasım'ın ilk günlerinde de devam edecek. Ve bu dolunay size çok ilginç bazı düşünceler, fikirler getirmiş olabilir, getirecek olabilir. Yeni tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Sürpriz bir seyahat gündeme gelebilir. Özellikle yakın çevre ilişkilerinizde enteresan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yani komşular, kardeşler, arkadaşlar. Tüm bunlar tabii ki günlük hayatınızda biraz heyecanlı, biraz böyle beklenmedik durumlarda yaratabilir. Bu ay Ekim ayıyla kıyasladığımızda aslında çok verimli bir ay, güzel bir ay. Retrolarda bitiyor artık. Bu iyi bir haber tabii ki. İlk olarak 3 Kasım'da Merkür Terazi Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. 11 Kasım'a kadar Terazi Burcu'nda, 11 Kasım'dan sonra ise Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Merkür'ün düzelmesi o günlük hayatımızda yaşadığımız hani iletişim konuları, işte elektronik araçlardaki sıkıntılar, her türlü böyle unutkanlıklar, karmaşalar, bunları bir sona erdirecek. Biraz nefes alacağız doğal olarak. Hem parasal konularda ilk etapta bir rahatlamayı hissedebilirsiniz. Çünkü Venüs de terazide ayın 21'ine kadar. Üçünden sonra özellikle parayla ilgili çözüm bekleyen konularınızı daha rahat ele alabilirsiniz. Banka işlerinizi, kredi işlerinizi, borç ödemelerini falan bu dönemden sonra daha rahat çözümleyebilirsiniz sevgili balıklar. 11'inden sonra ise Merkür artık Akrep'e geçecek ve seyahatler, iletişimler hızlanacak. Merkür Akrep'te size daha iyi bir açıda, hem ticari konularda, hem eğitimle ilgili konularda, hem seyahatlerde çok güzel destekleri de vermeye başlayacak. Ve bu ay 14 Kasım'dan itibaren artık Mars da retrosunu bitiriyor. Evet, sıkıntılı bir süreç biliyorsunuz. Son 2 aydır toplumsal alanlarda da bu Mars'ın retrosu gerçekten çok zorlayıcıydı. Şimdi 14 Kasım'da ileri harekete dönecek ama yine çok güçlü. Ve 6 Ocak'a kadar da Koç Burcu'nda, ikinci evinizde, para evinizde böyle bir Mars'ın olması para konularında ciddi bir stres aslında. Ama retro döneminde belki kontrol dışı çok fazla harcama yarattı. Yani gelir gider dengenizde dengesizlikleri çok arttırdı. Masraflar oldu. Şimdi Mars hala daha burada. Evet, harcamaları devam ettirebilir. Ama biraz daha kontrol altında tutabilirsiniz en azından. En azından bu ay, Venüs'ün ayın 21'ine kadar terazi burcundaki hareketi para alanınızı destekleyecek. Hani yapacağınız harcamalar da daha rahat, iyi olabilir, en azından verimli olabilir. Yatırımlar da daha bir geleceğe dair verimli ve doğru olabilir. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ayın 12'sinden itibaren Oğlak Burcu'nda Jüpiter-Plüton'un büyük kavuşumu tekrar etkinleşiyor. 2020'nin en güçlü gezegen tesirlerinden birisi bu. 11. evinizde olacak. Size aslında güzel bir açıda, büyük güç anlamına gelir. Ve bu büyük gücü, büyük desteği daha çok çevresel anlamda hissedebiliyorsunuz siz. Önemli insanlarla tanışabilirsiniz, önemli çevrelerde bulunabilirsiniz. Tanıdığınız güçlü, nüfuslu insanların, arkadaşların desteklerini alabileceğiniz bir dönemdesiniz aslında. Ve bu tesirler altında 15 Kasım'da Akrep Burcu'nun 23 derecesinde güçlü bir yeni ay doğuyor. 2020'nin aslında en verimli yeni aylarından biri bu. Hem retrolar tamamlanmış olacak, İleri hareketli olacak gezegenler. Hem bu yeni ay sırasında Güneş ve Ay Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter ve Plüto'dan çok güzel bir destek açısı alıyor ki yeni ayın gücünü arttırıyor. Bu yüzden şanslı bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Ve üstelik Su grubu bir burçta size destek oluyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarında ise bireysel olarak harika etkiler altında olduğunuzu söyleyebilirim. Yine kişisel doğum haritalarınızı, özellikle toprak ve su burçlarında gezegenleriniz öne çıkıyorsa etkileriniz tabii ki kat kat artacaktır. Şimdi artık hedeflerinize, hayallerinize daha rahat odaklandığınız bir dönemdesiniz. Yurt dışı konularında açılımlar olabilir. Akademik konularda önemli kararlar verebilirsiniz.
Başarılar da olabilir tabii ki. Yurtdışı bağlantılı iş projeleri özellikle hayata geçme olasılığı var. Seyahatlerinizi de yapma olasılığınız olabilir. Hukuksal konularda önemli başarılar elde edebilirsiniz. Medya, basın işleri, yayın işleri, sosyal medya işleri, internet üzerinde yapılacak her türlü projede, girişimde bu yeni ay muhteşem etkiler getiriyor. Adımlar atabilirsiniz. Ve daha güvenli, hani maddi manevi kendinizi güvende hissedeceğiniz ya da yapacağınız girişimlerin daha güvenli, daha istikrarlı, daha verimli ilerleyebileceğini işaret ediyor yeni ay enerjileri. Sevgili balıklar, bu güzel yeni ayı değerlendirin. 15'inde doğacak ay sonuna kadar tabii ki yavaş yavaş ayın ışığı büyüdükçe tesirler de hayatımıza gelmeye devam edecek. 21 Kasım'dan itibaren Güneş artık Yay burcuna geçiyor. 10. evinizi aydınlatmaya başlayacak. Ay düğümleri de Yay ikizler aksında. Dolayısıyla Güneş'in Yay'a geçmesi aynı zamanda 2020'nin ikinci tutulma döngüsüne de geleceğimizi haber veriyor. Ayın ışığı büyüdükçe ay sonunda 30 Kasım'da Dolunay meydana gelecek. Aynı zamanda İkizler burcunun 8 derecesinde ay tutulması yaşayacağız. Evet, yılın son ay tutulması. İkizler Yay aksındaki bu tutulmalar 2021'in sonlarına kadar devam edecek. Bu daha uzun vadeli, daha kadersel bir etki aslında. Ve tutulma sizin 4. evinizde meydana geliyor. Ay tutulmaları biraz daha duygusal, biraz daha hani yakınlarımızla ilgili konuları işaret eder ve daha çok bir tamamlanma, bir farkındalık, bir dönüşüm enerjisi getirir. Tabii ki aile, yuva, özel hayatınız, eviniz, anneniz, babanız, ebeveynleriniz, yani onlarla ilgili konulara da ışık tutan bir dolunay. Evet, bir gündem olabilir, onlarla ilgili bir konu gündemde olabilir. Ama bir tamamlanma enerjisi, örneğin belki yer değiştireceksiniz, taşınacaksınız, bir yerden bir yere taşınacaksınız, belki ülke, şehir değiştireceksiniz. Size ait bazı şeylerin satılması da olabilir veya yeni bir emlak almak istiyorsunuz, onunla ilgili bir hedefiniz var. Evet, bir emlak alabilir, bir ev alabilirsiniz. Ev ortamında, aile ortamında bazı güçlü dönüşümler olabilir. Annenizin, babanızın hayatlarında olabilecek gelişmeler bir şekilde sizi etkileyebilir. Tüm bunlar daha kadersel tesirler aslında. Dördüncü ev yuva temaları demek. Yuva demek biraz aile olmakla da alakalı. Dördüncü evle ilgili tesirler hayatımızda ev kurma, aile olmak konularını da güncellediği için evlilikle, çocuk sahibi olmakla da ilgilidir. Yani birçok balık için hayatlarında evlenip bir eve taşınmak, aileden ayrılmak, kendi evini, yuvasını kurmak gibi ya da bir ebeveyn olmak gibi etkiler de tesir edebilir tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 8 derece ve yakınlarındaysa çok güçlü etkiler altında olacağınızı, daha kadersel etkiler altında olacağınızı bu tutulmayla beraber söyleyebilirim. Özellikle yıl sonuna kadar önümüzdeki bir ay bu tutulma döngüsünün tesirleri güçlü bir şekilde devam edecektir sevgili balıklar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.